Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine kendi hazırlanmış olduğum denemeden güzel bir soruyla devam ediyoruz. Sobalı müstakil bir evde yaşayan Özlem, soğuk bir kış günü anne ve babasına kahvaltı hazırlayarak onlara sürpriz yapmak istiyor. Sobanın yandığı salondaki masaya kahvaltı malzemelerini yerleştirdikten sonra soğuk olan mutfaktan getirdiği cam bardaklara sıcak çayı doldurduğunda bardağın şekildeki gibi çatladığını gözlemliyor. Buna göre Özlem, bardağın çatlamaması için 1-2-3 eylemlerinde hangilerini tek başına yapabilir? Arkadaşlar, soğuk olan bir mutfaktan bardakları getirmiş ve bardakların sıcaklığı soğuk ortam olduğu için 0 derece desem. Ve bunun içine çay dökülür, çayın da sıcaklığı 80 santigrat derece olsa. Arkadaşlar, 80 santigrat derecedeki çayı bardağın içine dökünce aldığı ısıdan dolayı gelişmeye başlar. Yalnız bardağın arkadaşlar ısı iletim hızı daha düşüktür. İç kısmı dış kısmından daha çok ısı alacağından arkadaşlar iç kısmı daha çok genleşir. Daha çok genleşince çatlamaya sebep olur. Çatlamayı önlemesi için Özlem'in ikisi arasındaki bardakla çay arasındaki sıcaklığın daha düşük olması gerekir. Farkının küçültülmesi gerekir. Peki buna göre bir bardaklara çay koymadan önce salona getirmek. Arkadaşlar bardaklar başlangıçta mutfaktaydı. Soğuk ortamdaydı. 0 santigrat dereceydi. Salona getirince ortamda soba yanıyor. Ortamı sıcaklığı bir süre sonra bardakların sıcaklığıyla aynı olur. Aralarındaki çayla ortamın sıcaklık arasındaki fark küçüldüğü için bardağın çatlamasını engel olabiliriz. Birincisi doğru. İki, bardakları tamamen çayla doldurmadan önce bir miktar ılık suyla çalkalama. Arkadaşlar ılık suyun sıcaklığına 20 santigrat derece desem bardakları ılık suyla çalkalanınca artık bardakların sıcaklığı ılık suyun sıcaklığı kadar yani 20 derece olur. Çayla bardakları arasındaki sıcaklık farkı düştüğü için gelinleşmesi, çatlaması engellemiş olur. İkinci ifademiz doğru. 3. Çay doldurmadan önce bardakların içine metal çay kaşığı koymak. Arkadaşlar çayın içerisine metal çay kaşığı koyunca alınan ısının ya da çaydan gelen ısının bir kısmını metal kaşık aldığı için cama veya bardağa gelen ısı miktarı daha düşük olur. Çatlamasını engellemiş oluruz. Üçüncü ifade de doğru. Cevap şıkkı 1-2-3. E olur.